Herkese merhaba arkadaşlar kanalımızın yeni bir senaryo tanıtım bölümüne hoş geldiniz dostlar biliyorsunuz ki bir önceki bölümde sizlere yasaklı senaryo tanıtmıştım peki bugün ne yapacağız bugün sizlere gerçekten çok güzel bir senaryo tanıtacağım forum sitemizde yer alan senaryo üyelerden birkaçı Ukrayna ve Rusya gündemi için güzel bir senaryo yapmışlar yaklaşık içinde 15'e yakın emat var ve ben bunların hepsini sizlere göstermeye çalışacağım dostlar biz burada Ukrayna olacağız ve Rusları savunmaya çalışacağız elimizden geldiğince yani amacımız süreci yavaşlatmak olacak biz bu arada Amerika'nın falan koruması altında olmayacağız arkadaşlar normal şartlarda bu senaryoda Amerika'nın vasalıydık ben bunu saçma bulduğum için çıkardım. Bu şekilde savunma yapmaya çalışacağız. Videomuza başlamadan önce henüz aşağıdan kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Ve henüz aşağıdan videomuzu beğenmediyseniz de videomuzu beğenerek bize destek olabilirsiniz dostlar. Biliyorsunuz ki 30 bin'e çok az kaldı. Hızlı bir şekilde 30 bin'de olacağız ve sizlere güzel bir şekilde yapacağım dostlarım. Haberiniz olsun. Buradan Fransa'yı kaldırıyorum. Görüyorsunuz ki 1 199 bin nüfusumuz varken 188 bin ekonomiyle direkt olarak oyunumuzu başlatıyorum. Daha sonrasında buradan devlet vergilerimizi, mallarımızı ve yatırımlarımızı standart konuları çekeceğim. Arkadaşlar bu arada içerikler falan varsa lütfen yorumlar kısmına yazın. Zaten tüm yorumları okuyup kalp atmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Şimdi öncelik olarak nüfus artışımız 10, Ekonomisini 10 tane vereceğim. Aynı şekilde eko, e, buradaki vergi gelirine 5, yönetime, üretim gelirine yine aynı şekilde 5 tane ve ordu bakımını 30 tane vererek burayı kapatacağım dostlar. Ordu bakımına 30 tane vermemin sebebi Ruslara karşı çok fazla sayıda asker basacağım ve bunun maliyetini kısmak arkadaşlar amacım. Şimdi burayı kapattıktan sonra ekrana eventin gelmesini beklememiz gerekiyor. O yüzden sadece sonra oyunu hızlandırıyorum ve ekrana eventin gelmesini bekleyeceğim dostlar. Biraz sonra gelecektir zaten. Bizi işgal ediyorlar. Toprakları verelim mi? Şimdi bizim burada asıl hedefimiz savunmak yapmak arkadaşlar. Zaten bakın burada iki tane ayrıntı var. Rusya'nın istediği iki tane toprak eğer bunlar Ukrayna verseydi savaş ilan etmeyeceklerdi. Ta ki Putin öyle söylüyor. Ben inanmıyorum ta tabii ki de arkadaşlar. A amacı Sovyetler Birliği'ni kurmak bence Rusya'nın ama siz yorumlara zaten bildiğiniz bir şey varsa yazarsınız. Yorumların hepsini okuyacağım zaten. Buradan buna hayıra basıyorum arkadaşlar. Toprak vermeyeceğiz. Aynı şekilde şunu istiyorlar bu sefer de. Yine hayır diyorum. Ben savunma yapacağım kardeşim. Donbas'ın işgali. Donbas işgal diyor. Evet iki toprağı da aldılar görüyorsunuz ki. Şimdi bizim doya doya askerler basmamız gerekiyor. Hem Kırım Cumhuriyeti'ne hem kendimizi korumak için elimizden geldiğince her şeyi yapmamız lazım arkadaşlar. Belki sınırlara gözetleme kuruları ekleyip bu sayede ne kadar asker getirdiğini öğrenebiliriz. Sadece oyunumuzu tekrar hızlandıralım ve 1 milyon paraya kadar bayağı bir para biriktirmemiz gerekecek. Bu şekilde 726.000 ee, az kaldı kardeşim. 1 milyona çok az kaldı. Evet şu an için 1 milyon olmuştur mevzu dostlarım. Şuradan diplomasiye tıkladığım anda görüyorsunuz ki Kiev Knezli adında bir tane devlet formlayabiliyorsunuz. Lakin bunu formlayamayız büyük ihtimal. Bizim hedefimiz savunma yapmak olacak. Ee, şu an için Putin abim diğer devletlerle çatışma halinde. İyi abi güzel. Belki bize yardım ederler. Biliyorsunuz arkadaşlar dün gece e, Zilenski abim tüm devlet liderlerini takipten çıkarmış. Sebebini zaten biliyorsunuz kimse yardıma gelmiyor zaten Putin de şey demiş Türkiye. Eğer herhangi bir şekilde işin içine karışırsan seni de bet ederim gibi bir şey söylemiş arkadaşlar. Yani sen de bu olaylardan nasibini alırsın demiş. Yani arkadaşlar bizim zaten elimizden hiçbir şey gelmez. Biz sadece yardım ediyoruz. Azerbaycan gitti biliyorsun müttefik oldu. Neden müttefik olduğunu hiçbir fikrim yok bu arada. Bildiğiniz bir şey varsa yorumları yazabilirsiniz aynı şekilde. Şimdi ben bayağı bir asker basıyorum. Görüyorsunuz paramız eksilere inmeye başladı yavaş yavaş. Şuraya bir tane gözetleme kulesi inşa edebilirim açıkçası. Şöyle geliyorum ve gözetleme kulesini ekliyorum. Oo, bir de şuraya arkadaşlar stratejik önemli yerlere gözetleme kuleleri ekleyeceğim. Bir tek de şuraya ekleyelim. Yani şu an biraz erken bastık. Bilmiyorum arkadaşlar askerler ama ben yine de bu kadar askeri bulunduracağım topraklarımda. 5000 Hiçbir şekilde giriş yapmasını engellememiz lazım. Bu arada şöyle bir şey söyleyeyim. Ee, başkent Kiev hiç güvenli değil. Arka tarafında direkt Beyaz Rusya var. Zaten Beyaz Rusya'da Rusya da Rusya'nın yanında olan bir devlet biliyorsunuz ki. Çin'de Rusya şey söylemiş savaşı durdurması gerektiğini artık ateşkesin imzalanması gerektiğini söylemiş de. Kardeşim sen neyin kafasını yaşıyorsun? Daha iki gün önce Rusya'nın yanındaydın. Ne oldu bir anda? Nasıl işler değişebilir ki? Evet her yere asker basıyorum. En azından şu hattı yıkabilirim arkadaşlar. Yani en azından bu hattı yıkabilirim bence. Bu arada topluluk sayfamızı takip edin arkadaşlar. Orada bir sürü resim paylaşıyorum. Bu Rusya ve Ukrayna gündemine yer alan resimler. Haberiniz olsun. Açıklama kısmında Discord linkimiz mevcut. İsterseniz oradan da Discord'umuzu kazanarak bizimle sohbet etme şansına sahip olabilirsiniz dostlar. Hem de Hearts of Iron 4 oynama gibi oyunlarda da sizlere de yanımıza alıyoruz. Haberiniz olsun. Şimdi Diplomasiye geldiğim zaman da e, herhangi bir savaş daha çıkmadı. Yıl 2019 olmuş. Lan ne ara geçti 6 yıl. Oğlum 6 yıl ne ara geçti lan. 2022 çok az kaldı arkadaşlar. Ben şu an baya bir asker bastım. Artık şu an için bence hazırız. Sağ üstten oyunu Bakalım süreci ne kadar yavaşlatacağız onu da görmüş olacağız. Şu an bize daha savaş açmadı çünkü 2022'ye girmedik. Girdik arkadaşlar. Hadi lan savaş aç. Hala sa sınırda bayağı bir askeri var ama hala savaş açmadı bize. 91 oldu. yalan bir hakaret de ben edeyim sana. Şu an so Putin dedi ki Sovyetler beni kurmam gerekiyor. O yüzden tren alır dedi. Ben de gittim ona hakaret ettim arkadaşlar. Nasıl yapmış mıyım? Bu arada paramıza bakar mısınız ya? Hiçbir zaman ilk savaş açan ben olmayacağım. Ne kadar ekonomim şu an için kötü olsa da. ilk savaş açan devlet ben olmayacağım arkadaşlar. Yüksel çıktı mı? <laughs> Abi. Koyun et derdinde, kasapça mal derdinde. Şuna bakar mısınız? Ya bir an yani büyük taşlıkla imparatorun ne? Gözünü seveyim kardeşim ya. Ya yani niye kurarsın ki? Sana ben bir hakaret edeyim. Bana savaş açmıyor şu an. Hala savaş açmıyor arkadaşlar. İstediği yerleri aldı. O yüzden mi savaş açmıyor acaba diyeceğim de yani. Paramız eksilere girdi. Artık savaş açar mısın kardeşim? Biraz bekleyelim. Sabreden derviş muradını ermiş deriz arkadaşlar. Savaş açmadı bize. Acaba toprakları. Ama vermedik ki toprakları. Kendisi aldı zaten buradaki tane yere. Hadi. Aha savaş açtı. Süreci ben bayağı yavaşlattım arkadaşlar. Eee ne yapsak? Başkent keve mi çekilsek ya? 16.700 yani ben başkente geri çekiliyorum arkadaşlar. Şuradaki askerler ilerleyecek tabii ki de. Bunlar en azından olayı ne kadar yavaşlatabilirlerse, ya yavaşlatabilirlerse o kadar iyi. Oynadığım mod bu arada Conqueror's modu. Başkent düşünce devlet otomatik düşmüyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Böyle bu modda öyle bir seçenek şey şey yok ama çünkü oynadığım modun ikini açıklama kısmında mevcut. Oğlum ben bu kadar az ya şuna zaten tek başıma girsem toprakların hepsi gidecek ya. Diğer devletlerin görüşleri ne durumda? Şöyle bakalım be. Kanka koalisyona gelir misin? Koalisyona davet ediyorum arkadaşlar diğer devletler. Şu an Ukrayna'nın yaptığı şeyler yapmaya çalışıyorum. Ee, ticaret tarıvetten yine ka karşı koalisyon kuracağım. Almanya. Ne olur koalisyona gelin. Ne olur gelin beni yalnız bırakmayın lan. Ticaret tarıvet karşı koalisyon kur. Gel. Bak hocam. Benim asamı bozmayın. Başkent Kiev'i zaten zor savunuyorum. Evet, Kiev'deki son askerim bunlar arkadaşlar. Kiev düşerse bittik. Ee, arka tarafı e, Çin yok zaten. Büyük çıktı. Sen gelme. Beyaz Rusya da onların yanında. Polonya onların yanında değildi. Polonya, Fransa savaşa davet edebilirim. Şimdi koalisyondan bir yana, bir de savaş ilan etmelerini sağlayacağım. Bakalım savaş ilan ederse ne olur? Diğer tüm Avrupa ülkelerinin hepsini savaşa çağırıyorum. Avrupa ülkeleri, evet. Güzel. Başkentimiz hala düşmedi. Hala savunma yapmaya çalışıyorum. Ne kadar tutunabilirsem bizim için o kadar kardır. Ya bir deyince de yok etmezsiniz be. Keşke Amerikan vasal olarak kalmaya devam etseydik. Yani olacağı 2-2 bu arkadaşlar. Yev istiyorum. Allah'ım ne olur alayım Allah. Im. Bak yeniden barış imzalıyorum. Ateş kes kardeşim ateş kes. <laughs> Enay. <laughs> Savaş bitti. Kurtuluş için çok küçük bir bedel sadece. Evet dostlarım kardeşlerim. <laughs> Nasıl bir şey olduğunu ben de anlamış değilim. Ama Ukrayna olarak Rusya hesabımı yaptığımız zaman. Eğer e, Ukrayna'da. Nasıl bileyim abi bu nasıl bir şey anlamadım ki ya. Büyük çıktı, İmparatorluğu kuruldu. Rusyalılar barışımı, Ruslar barışımı kabul etti. Anlamış değilim. Gerçekten. Yani ee... evet dostlarım kardeşlerim bir sonraki senaryo tanıtım bölümlerimizde görüşmek üzere diyelim. Kendinize çok iyi bakın aşağıdan videomuzu beğenip penis kanalıma abone de abone olarak bize destek olabilirsiniz. Şimdi kendinize çok iyi bakın değilim? Görüşmek üzere. Bay bay. Hepinizi seviyorum.